Milletvekilliği düşürüldükten sonra tutuklanan HDP eski Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tahliye edilmesini, Bahçeli'nin de tahliye hakkında Anayasa Mahkemesi bu tip davalara terör örgütlerinin hücre evinden mi bakıyor? Hiç kimse bugünkü sıfatlarına güvenmesin, açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ömer Faruk Gergerli oğlu e, beyin milletvekilliğinin düşürülmesi ve hapse atılması hiçbir sağlam delile dayanmadan delilsiz yapılan bir uygulamaydı ve bir zulümdü. Delil varsa göstersinler. Nerede hangi terör faaliyetini desteklemiş? Hangi terör örgütüne üyeymiş? Devletin elinde istihbarat var. Buyursun ispat etsin. Herkese susturmak istedikleri, herkese bir damga vuruyorlar, hapse atıyorlar. Aynısını bana da yaptılar çok kimselere yaptılar. Bunu bir yöntem haline getirmişler. Bütün muhalifleri susturmanın yolunu bulmuşlar. Birkaç tane terör örgütü ya şundan ya şundan diyorlar ve hapse atıyorlar. Aslında benim olayımda da rezil oldular. Ömer Faruk Bey'in olayında da rezil oldular. Ee, ve bunu azmedemiyorlar. Madem ki terör örgütü üyesiydi ya da terör örgütü propagandası yapıyordu. Neden delilleri sunmadınız anayasa mahkemesine? Neden o delilleri görselerdi herhalde onlar da tahliye etmezdi. Elinizde hiçbir delil yok. Sadece konuşanları susturmak için bunu yapıyorsunuz. Beni de susturmak istediniz. Ömer Faruk Bey de ayrım yapmadan hangi kesimden olursa olsun insanların haklarını savunuyordu parlamentoda zulme uğrayan insanlarla ilgili basın açıklamaları yapıyordu. Bu yüzden devletin şimşeklerini üzerine çekti. Devletin şimşeklerini üzerine çekmesinin sebebi bu. Yani herkesin hakkını savunması. Diyorlar ki biz istediğimizi yapalım. Hiç kimse bizim yaptığımızın zulüm olduğunu söylemesin biz istediğimiz yapalım. Hiç kimse mazlumların hakkını savunmasın. Böylece biz istediğimiz gibi davranabilelim. Ve saltanatımızı sürdürebilelim. Eğer birileri kalkıp da konuşursa, bu zulümdür, bunu yapamazsınız derse, hele hele bir milletvekili parlamentoda bunu yapmaya kalkarsa, kendisinde devlet diyenlerin zulmünü ortaya koyarsa o zaman bunlar zor durumda kalıyorlar. Zulmün zulmü zulüm talimatını verenler zor durumda kalıyorlar. O yüzden herkesi susturmak istiyorlar. Hiç kimse yapılanlara sesini çıkartmasın. Sen misin onun bunun hakkını savunan? Sen de hapse atarız dediler. Hapse attılar. Yani sebep bu. Gerçekten terörle bağlantısı olsaydı, herhalde 3 ayda çıkmazdı. Anayasa Mahkemesi nasıl olduysa bu meselede acele etti ve hemen karar verdi. Normalde e, Türkiye'de bir yıldan iki yıldan evvel kimse çıkmaz. Böyle bir ülke burası. Hiçbir suçun olmasa bile. Onların kafasını bozduysan iki sene yatarsın. Böyle bir ülke. Nasıl oldu da üç ayda karar verdi Anayasa Mahkemesi? ilginç. Nasıl oldu bilmiyorum ama zulmün bir an evvel bitmesini sağlamış oldular. İsabet ettiler. Ee, Bahçeli'nin bunu eleştirmesi ve AYM bu tip davalara terör örgütlerinin hücre evinden mi bakıyor? Hayır. AYM buna anayasadaki maddelere göre bakıyor. Sizin geçirdiğiniz anayasa maddelerine göre onları bir dikkatle okusanız hukukçu olsaydınız anayasa mahkemesinin Böyle karar vermesinin doğru olduğunu, anayasaya göre doğru olduğunu görürdünüz. Huk hukukçu olmadığınız için anlamıyorsunuz. Huk yani bu konuda uzman olan hukuk profesörlerine sorarsanız, anayasa hukuku profesörlerine sorarsanız, anayasa mahkemesinin terör örgütlerinin hücre evlerinden bakmadığını, anayasa maddelerinden baktığını görürsünüz. Ve hiç kimse bugünkü sıfatlarına güvenmesin. Ne demek yani? Anayasa Mahkemesi üyelerini tehdit mi diyorsunuz? Açıkça tehdit bu yani. Anayasa Mahkemesi üyeleri bugünkü sıfatlarına güvenmesin. Yani bugün Anayasa Mahkemesi üyesidirler. Dokunulmazlıkları var. Yani nasılsa bu durum değişecek. Yakında emekli olacaksınız. O zaman size gösteririz gününüzü gibi. Yani az insan tehdit ettiniz. Anayasa Mahkemesi mi kaldı sadece? Sıra ona mı geldi yani? Yani hiç kimse sizi eleştirmeyecek. Hiç kimse sizin emrinizin dışına çıkmayacak. Hiçbir hakim, savcı sizin dediğinizin dışında karar vermeyecek, değil mi? Açıkça Anayasa Mahkemesine talimat ve açıkça Anayasa Mahkemesi üyelerini tehdit. Türkiye manzarası işte bu yüksek yargı mensuplarını bile açıkça tehdit eden hükümetin ortağı bir parti. Ve tüm dünya bunları izliyor. Ondan sonra da bizde demokrasi var bilmem ne falan diyerek konuşmaya devam ediyorlar. Ve Bizde yargının bağımsız olduğunu söylüyorlar. Ya siz açıkça Anayasa Mahkemesi üyelerini tehdit ediyorsunuz. Nasıl bağımsız olabilir bu yargı? Şimdi düşünebiliyor musunuz yani? Bizim bize açılan mahkemeler bakın. Bize açılan mahkemeler. 10 tane bana 80 tane arkadaşlarıma, 70 tane arkadaşlarımıza 25 kadar da mahkeme açılmadan biten soruşturmalar var. Yani mahkemeye gerek yok denilmiş. 105-110 civarında. Bunların dışında para cezaları hariç, kaç milyon liralık para cezaları hariç. Bakın, o açılan 80 mahkemenin 55'inden berat etmişiz. Bugün de birinden berat haberi geldi uzattırmaya çalışıyorlar. Mahkemelere göz göre göre talimat veriliyor ve mahkeme uzatılıyor. Beklemesini gerektiren hiçbir sebep yok. Mahkeme uzatılıyor. Her şey tamam, dosya tamam. Karar vermesi lazım. Berat verecek, vermemek için uzatacaksın diyorlar. En azından uzasın. Ne değişecek ki? Ne değişecek? Ha altı ay evvel, Ha bir sene evvel, ha iki sene evvel, ha iki sene sonra. Biz bu yaptığınız zulmü yine defalarca dillendireceğiz. Hiçbir şey değişmeyecek. Gene zulmünüzü ortaya koyacağız. Hiçbir şey değişmeyecek. Korkunun ecele faydası yok. Gene bu gerçekleşecek. Uzattırmakla elinize bir şey geçmeyecek. Ve düşündün yani. Sürekli bizim mahkemelerde hakimler izin alıyor. Son beş duruşmada hakim hepsi izin aldı. Birinde hakim alıyor, birinde savcı izin alıyor. Bu şekilde uzatıyorlar. Buna rağmen 55 tane berat, Gerisi daha devam ediyor. Sürekli insanları böyle mahkemelerle uğraştırıyorlar. Şimdi o hakimler, o savcılar bilmiyor mu? Yani bundan ötürü mahkeme açılmaz. Dosyaya baktığı anda bir savcı anlar. Baktığı anda emniyetçiler ne kadar iftira atarsa atsın. Ne kadar iftira atarsa atsın. Savcı baktığı anda bakarsa şayet, baktığı anda bundan mahkeme açılamayacağını anlar. Çünkü basın açıklaması. Bu. Olay bu. Başka bir şey olay yok. Hemen bundan ötürü kı yok. Yani kovuşturmaya yer olmadığına karar vermesi lazım. Mahkemeye gerek yok demesi lazım. Ama yine de mahkemeye açıyor korkusundan. Niye mahkeme başlatmadın derler diye. Hep baskı altındalar. Bu dönemde savcı hakim olmak çok zor ve insan vicdanlı bir savcı hakim geceleri uyuyamaz yani. Sürekli baskı, sürekli baskı. Düşünün yani. Benle ilgili açılan Atatürk'e hakaret, başkasının konuşması ile ilgili dava. Biliyorsunuz. Konuşan Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin. Konuşan kim olduğu belli. Ellerinde videosu var. internette de var zaten. Buna rağmen beni mahkemeye veriyor. Yapmadığım bir konuşmadan bile mahkemedeyim. Şimdi böyle bir ülke. Şimdi bu talimat da değil neyle oldu bu? Yani bu emniyetçiye kalsa bakar farklı bir kişi direkt gerek yok der. Soruşturma başlatmaz. Savcıya kalsa savcı bakar farklı bir kişi Direkt mahkemeye gerek yok der, yok kararı verir. Hakime kalsa, hakim ilk celsede bakar videoya, bana bakar, karşısındayım. Direkt berat verir, olur biter. Ne emniyetçi özgür, ne savcı özgür, ne hakim özgür. Demişler ki uzat, 3 sene sürer mi? Başkasının konuşmasından ötürü mahkeme. Bir skandal yani. Ya nasıl oluyor? İşte böyle oluyor. Tehditlerle. Bakın Anayasa Mahkemesi'nin üyelerini bile tehdit ediliyor, e ediyorlar. Bırakın daha alttaki savcıları, hakimleri. Yerel mahkemeler boş verin. Yüksek mahkeme mensuplarını bile tehdit ediyorlar. Hep öyle mi kalacaksınız? Size sonra gösteririz diyorlar. Ya bir de bari gidin dövün olsun, oldu, olsun bitsin ya. Nasıl Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk vurdurduysanız, Buna da bir yumruk vurdurun olsun bitsin yani. Ne hale getirdiniz memleketi ya? ya Sen nasıl bizim talimatımızı yerine getirmezsin? Yani biz hapse attık. Siz nasıl engellersiniz? Nasıl çıkartırsınız? Abdest almasına bile müsaade etmemişlerdi Ömer Bey'in hatırlıyor musunuz? ya abdest alayım iki rekat namazımı kılayım gene götürün dediği halde abdest aldırmadılar elbisesini giydirmediler namaz kıldırmadılar bu olacak iş midir yani biz bunu böyle yaparız ve siz nasıl onu tahliye edersiniz Türkiye çok berbat bir durumda yani Herkes bunu konuşuyor. Bütün dünya Türkiye'de adaletin kalmadığını, çok savundukları demokrasinin yalan olduğunu, diktatörlük kurulduğunu konuşuyor. Tabii ki normal vatandaşa fazla bir şey yapmıyorlar. Çünkü onlar muhalif değil. O işinde gücünde ekmeğinin peşinde. Ona bir şey demiyorlar ama biraz siyasi görüşü varsa biraz muhalefet ediyorsa başı belada